Açıklamayı yine yapayım çünkü derin bir açıklaması var aslında. Hı hı. Ee, şimdi huzursuz bağırsak sendromu diyebilmemiz için en son Roma 4 kriterlerine göre 6 aydan uzun süredir ve son 3 aydır devam eden haftada en az bir kez olan karın ağrısı, gerginlik, şişkinlik gibi şikayetlerin bunun yanında diare baskın, ishal baskın veya kabızlık baskın tipleri var olması gerekiyor. Bu şartların olması bir gerekiyor. Bir daha söyler misiniz? Tabii. 6 Alt ay ay süreyle. uzun süreli olması gerekiyor. Hı. Son 3 ay içerisinde devam etmesi gerekiyor. Ve haftada en az bir kez olması gerekiyor. Bunlar nelerdir? Karın ağrısı, gerginlik, şişkinlik ve ishal veya kabızlık. Bu sabahları mı oluyor hocam? Çünkü bazen sabahları ben de kalktığımda bu kocaman bir karnım oluyor. Evet, evet. Pantolu, vallahi bazen yayınlarda aa ne olmuş ben kilo mu aldım diyorum ama öğleden sonra hepsi gidiyor pantolon evet. üstünden düşüyor tekrar sabah saatinde mi olur? Şimdi şöyle zaman açısından çok böyle bir e, çalışmalarda böyle bir uyumlu bir zaman aralığı yok açıkçası Hı. bu kişiye bağlı olarak değişebiliyor Hı. ama kadınlarda daha sık görülüyor. Niye? Ve el, işte yani çalışmalarda niye olabilir hani bu hastalığın biraz anksiyeteyle de ilişkisi var hani biraz belki e, Stres. strese e, yatkınlıkla ilişkili olabilir strese bağlı olduğu için belki daha çok etkileniyor olabilirler hani daha hassas oldukları için bazı konularda belki biz erkekler olarak biraz daha hani o konularda duyarlılığımız az. Onlar biraz daha duyarlı bize göre. O yüzden belki bundan dolayı huzursuz bağırsak sendromundan daha çok etkileniyor olabilir ama bilimsel olarak bunun bir açıklaması yok. Hı hı. Fakat çalışmalarda kadınlarda daha sık çıkıyor. Gençlerde yaşlılara göre 50 yaş üzerine göre daha sık rastlanıyor. Yani bu da bir bilimsel gerçek ama zaman aralığı olarak öyle bir sınırlamamız yok ya da şu zaman aralığında diye bir tarifimiz yok. Fakat şu önemli huzursuz bağırsak sendromunun e, bunu Roma 4 kriterlerine göre yine baktığımız zaman e, fonksiyonel Bağırsak hastalıkları altında toplanıyor. Bunlardan bir tanesi huzursuz bağırsak sendromu. Hmm. Ama bunun yanında fonksiyonel kabızlık var, fonksiyonel diare var, ishal var. Onun dışında e, bu huzursuz bağırsak sendromunun da kendi içerisinde ishal baskın tipi var, kabızlık baskın tipi var ve hem ishal hem kabızlık olan karışık mix dediğimiz bir tipi var. Bu sonuçta şöyle bir gerçek var: Bu hastalık insanların hayat kalitesini bozuyor. İkinci beyin gibi yani düşündüğümüz zaman mesela biz bir sıkıntı bir strese karşı kaldığımız karşı kaldığımız zaman ben da böyle anlatıyorum. Hı -hı. Hani ne yapıyoruz mesela eğer çok mesela e, hani e, temel tepkiler veriyorsak bağırıyoruz çağırıyoruz işte e, ilkel tepkilerimiz var bağırıyoruz çağırıyoruz kırıyoruz döküyoruz falan. Daha gelişmiş tepkilerimiz varsa elimize bir kitap alıyoruz ya bir git bir müzik dinliyoruz veya bir dışarı çıkıyoruz ben biraz hava alayım diyoruz bu şekilde yapıyoruz. Ama şimdi bağırsağın böyle bir imkanı yok. Hı hı. Yani bağırsak beyin olarak hani asıl beynin böyle bir imkanı var. Eline koluna ayağına bir şekilde hükmedip bir şey yapıyor ama bağırsağın böyle bir imkanı yok. O yüzden bağırsağın böyle bir stres altında kaldığı zaman yapacağı şeyler gaz çıkartmak, gazını tutmak, şişkinlik, gerginlik ve karın ağrısı yapmak hı hı. ya da ishal ya da kabızlık yapmak. Yani hepsi bunlar aynı böyle şey yapabiliriz Bakada görülüyor mu hocam? bir şey geğiriyor bazılara bildiğim kadarıyla. Geğirme farklı bir olay. Ha buna eklenmiyor mu? Yok. Yani geğirme... Daha farklı bir olay bazen olabiliyor bu vakalarda. Bizim için karın ağrısı, gerginlik, şişkinlik dedim ya hani Roma 4 bizi çok rahatlattı. Tamam. Karın ağrısı, gerginlik, şişkinlik ve kabızlık veya ishalin olması gerekiyor. Şunu gerekti. soracağım siz evet, bunlara fonksiyonel bağırsak sorunları diyorsunuz evet. ya. Ee, bu kişilerin incelendiğinde anatomik herhangi bir sorun olmuyor mu? Şimdi o çok güzel bir soru teşekkür ederim. Ee, bu da şu anlama geliyor yani diyorsunuz ki mesela anatomik inceleme tabii bağırsakların incelemesi kolonu.